Günaydın arkadaşlar. Yine yollardayız, yine işe doğru gidiyoruz. Ama bugün bir günlük araba arasından sonra tekrar motosiklete döndüm. Araba arası derken biraz böyle burnum akıyordu. Acayip de yağmur yağıyordu. Yani öyle böyle değil. Hava durumu %100 yağmur gösteriyordu. Sabahtan akşama kadar, ki öyle de oldu. Normalde inanmam böyle hava durumlarına ama. Neyse, acayip yağmur yağıyordu. Dedim ki arabayla gideyim. Top taşımaya da gitmek istemedim. Dedim burnum akıyor. Arabayla gittim. Ulan gitmez oraydım. Yani gitmez oraydım ya. Bir saat. 13 kilometre yol. Bir saat. 60 dakika. 6 kaldı. 3600 saat. 3600. Yok, ne yaptım lan? Oha. 3600 saat dedim. 3600 saniye. 3600 saniye. Sen milyar. Sen trilyar. Sen bu parayı ne yaptın? Bak, size Kıvon'un 20-20-20 kuralından bahsedeyim. Evet. Nedir 20-20-20 kuralı? Arabayla gittiğim vakitlerde motorla gittiğim günlere nazaran 20 dakika erken yola çıkıp motorla gittiğim saatte 20 dakika sonra işe varıyorum. Bu aradaki 40 dakikaya ne oluyor? Şimdi diyeceksiniz ki iki tane 20 saydın, 3. 20 nerede? 3. 20 de otoparka verdiğim fazladan 20 lira. Dün biraz fazla otoparkta kaldığım için 30 lira verdim. Ulan 40 lira veriyorum bu motora ben. Bir hafta beni İstanbul'da sefere çıkarıyor. Yani İstanbul'da gezmediğim yer, gitmediğim yer kalmıyor. Arabayla bir çıktım. Sadece araba sabit durdu diye bir güne 30 lira verdim. 4 yıl önce... Ablacığım ne yaptın orada? Boz gibi oturmuşsun ya. Neyse dur, şeyim karıştı, konsantrasyonum bozuldu. Ne diyordum lan? Buyur abicim. Bak yemin ediyorum, teyzeyi gördüm, ne anlattığımı unuttum ya. Hafıza unutturan sikirlerden attıysa bize, hafıza kaybı yaşıyorum şu anda. Neyse, konunun bir yerinden gireyim, aklıma gelir. Şey diyordum, arabayla sabit abi durdum, sadece durdum ya. Sabahtan akşama kadar durdum, 30 lira para verdim, çıktım, eve geldim. Eve gelirken de bir 45-50 dakika sürdü. Allah razı olsun, bu sefer 10 dakika falan daha sürdü. Yani 20-20 kuralı budur arkadaşlar. Giderken 20 dakika erken çıkıyorsunuz evden, vardığınızda 20 dakika geç varıyorsunuz ve 20 lira da otopark parası veriyorsunuz. Neye karşılık bu? Otosiklette gitmemenin cezası. Ha ulan bak, şimdi aklıma geldi, şeyden bahsediyordum. Teyzeden uzaklaştıkça demek ki etki alanından uzaklaşıyorum. Bundan 4 yıl önce motosiklete başlamamın sebeplerinden en önemlileriydi ulaşım. Sevdadan öte, kullanırken aldığım hazdan öte, benim için birinci plan motosiklet ulaşım aracıydı. Arabayla neden gidip gelmiyordum? Çünkü bu sebepten dolayı gidip gelmiyordum. 1. Trafikte bekliyorum. 2. Her gün otopark parası veriyorum. O dönemin şartları, ne kazanıyorum ne veriyorum. Doğal olarak arabayı kafadan eledim o dönem. Metrobüste gidip geliyordum. Sonra fark ettim ki metrobüste gidip gelmek büyük zulüm. En azından benim için büyük zulüm. Çünkü ben metrobüse ulaşmak için dağlar, tepeler, denizler aşıp öyle gidiyorum. Cam buhar yaptı ya. Ben de güneşli günlerde camlı vizörü kullanmam. Şimdi kullanasım geldi. Neyse. Şöyle ki metroya ulaşıyorum. 15 dakika gittikten sonra Edirne kapıda inip metrobüse yürüyorum ve biniyorum. Bir de metrobüsten inip işe doğru yürüyorum. Dedim ki ben her sabah böyle yürüyeceğime bir motor alayım, başkalarına yürüyeyim. Şaka, kelime oyunu yaptım. Ama olmadı da değil tabii. Neyse. Ne zaman böyle metrobüsle işe gitsem diyorum ki ben iyi ki motor almışım. Ben hayatımdaki en önemli adımlardan bir tanesini bu işe başlayarak yapmışım. Çünkü ben biliyorum abi, yani eğer ki bu motosiklet hayatımda olmasaydı ben bu işi çoktan bırakırdım. Sırf yol mevzusundan dolayı. O yüzden ben de dün bir story attım, dedim ki arkadaşlar dedim, eğer aklınızda bir motosiklet varsa, motosiklete başlamak varsa, bu bir hayalse, bu bir dürtüyse, bu bir rüyalara giren böyle gel 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 diyen bir aksakallıysa, bunu ertelemeyin. Ertelemeyin, üzülürsünüz. Kaybettiğiniz günlere yazık. Arabayı dedim, evi dedim, arsayı dedim, neyi varsa dedim, satın dedim, motora girin dedim. Ama dedim, kesinlikle dedim, bu bir yatırım tavsiyesi değildir.
Yapın abi. Bak motor ne kadar huzurluyor yani. Şurada bekleyen araba olmak istemezdim ben şu anda. Ya da şurada bekleyen 500 bin liralık araba da olmak istemezdim. Ya da orada bekleyen bir dayı da olmak istemezdim. Buna da şükür tabii ki. Ne acaba ya? Bu şey değil mi ya? Böyle vizyonsuz adamlar vardır. Evinin böyle bir balkonu vardır da böyle. O balkonu böyle odaya katarlar yani. Bir tane balkonum vardır. Hani çıkıp oturup çay içebileceğin güzel havalarda. Aa ne yapmışlar lan? Arabalar üşümüş onu. Ulan adam bak bu adamlardan araba alınır aga. Bu adamlar arabaları sıcak tutuyor. Bu adamlardan araba alınır. Şey diyordum, o dayıdan bahsediyordum. Karavanın arkasındaki balkonu karavana katmış. Ev sahipleri diyor yani bir balkonu var ufacık bir şey zaten. İşte kaç metre diyeyim hani 1 metreye 2,5 metre. Sen bunu odaya katıyorsun. Ne gerek var abi? Bir tane koltukluk yer ya. Bir tane koltukluk yer. Sen oda genişlesin diye onu odaya katıyorsun. Ha çirkin de duruyor. Çirkin de duruyor böyle gömbeli gömbeli bir yer yani. Bunun adı vizyonsuzluk arkadaşlar. Aramızda kesinlikle vardır böyle adamlar. Bunun adı vizyonsuzluk. Yapmayın. Ha yapın ya da bana ne olur. Siz, yani ev sizin, şey sizin. Bu Kerem'in abim bir saniye ben bir geçeyim şuradan. Ha eyvallah. Yani ya da yapın yani. Beni çok alakadar etmiyor ama. Hani bu vizyonsuzluk bunu bir kabul edin yani. Abi ne güzel balkonun var. O balkonu güzelce dizayn et. Şöyle yeşillendir. İşte banklar koy, ufak masalar koy. Ya nereye baktığının önemi yok. İstiyorsa çöplüğe baksın. Problem değil. Senin bir balkonun var ya. Odanın havasından uzaklaşabileceğin. Sigara içiyorsan sigaranı içebileceğin. Bir nokta orası. Bu arada durdururken karavanlı dayıya giydirdik ama muhtemelen o farklı bir şey ya. Tam bilmiyorum ama tuvalet falan mı acaba? Yani içeriden böyle tuvalet mi, klozet mi? Ya işte tuvalet için de o kadar aksama gerek yok ya. Yolda giderken şişeyi şişeyip dışarı atan adamlar tanıyorum ben. Yani sırf tuvalet için o kadar düzeneye gerek yok gibi geliyor bana. Hava da böyle yağdı yağacak. Yağmayı düşünüyor ama sanki üşeniyor da gibi. Düşünüyor ama üşeniyor. Neyse benim bir 1,5 kilometrelik yolum kaldı. Ben varayım 9 saat boyunca. Aa antene bak ne olmuş. Antene ne yaşattığınızı. Artık işte 9 saat boyunca yağsın, fırtınalar kopsun, kıyametler çok ilgilendirmiyor yani. Bak bu dayı da mesela klimayı takmış arkaya. Klimanın plakası var lan. Klimanın plakası var. Yalnız var ya dayı onu oradan sökerler. Hangi semtte oturuyorsun bilmiyorum ama onu orada sökerler. Yani motorları koltuk altına alıp götüren adamlar biliyorum. O klimayı orada yar etmezler sana. Oğlum hava soğukmuş bu arada ya. Bacaklarım dondu yemin ediyorum bak. Dobla bir uzaklaş abi benden. Bir uzaklaş sonra gireceğim. Bir uzaklaş. Bak önün boş gitmiyorsun. Gider misin? Allah Allah. Oğlum ben giremedim sola. Hay ağzınıza sıçayım ya. Aa yok burası trafik. Buradan gitmem. Lan oğlum bir huzur verin. İlla isyan mı edelim? Kime bu kadar inat? Kime bu kadar öfke? Yalancı mı olduk şimdi seninle? Uf, bacaklarım üşüdü ya. Abi bugün de cuma. Bugün de bir bitsin. Bugünü de bir yaşayalım. Ömrümüzden ömür gidiyor. Şey yapmıyoruz ya. Ömrümüzden ömür gidiyor, seviniyoruz günler geçtikçe. Ömrümüz bitiyor, azalıyor. Bir kere gelmişiz dünyada. Bana bağırma, tamam mı? Bana sesini yükseltme, burada bozuşmayalım sabah sabah. Tamam, Allah razı olsun. Yani şu hayata bir kere gelmişiz. Günlerimiz geçiyor. Hayatımız bitiyor, seviniyoruz. Gerçi sevinmek de lazım. Şimdi iyi ki daha fazla da yaşamıyoruz ya. Ortalama bir ömür hani. Görüp görebileceğin 70 sene. Ne yapacaksın abi? Düşünsene 150 sene yaşasan ne olacak yani? Şöyle bir ortamda, şöyle bir hayatta 150 sene yaşadığını düşün ya. Nedir yani? Sıkılırsın abi. Oyun da değil ki kapatasın. Mecbur yaşayacaksın böyle. GTA'daki gibi free gezeceksin. Bekleyeceksin biri kafana sıksın, biri tuğla atsın. Neyse arkadaşlar ben gelmişim bu arada. Ben dalmışım muhabbete, sohbete ya. Ben geldim yani. Şu bugün dışarı bırakasım yok motoru. Yağmur yağarsa pislenmesin, ıslanmasın garip. Ben kapatıyorum o zaman. Ulan yine iyi konuştuk ya. Kendinize iyi bakın. Öptüm hadi bay bay.